Şimdi dostlar bu bölüm aslında biraz şöyle olacak. Eskişehir ne halde? Hangi oyuncularımız ne durumda? Kimler ne yaptı? Lig'i kim kazandı? Süper Lig'i kim kazandı? Biraz buna bakacağız. Hangi kiralık oyuncularımız gidecek? Elde kimler kalacak? Emekli olanlar var. Şu var, bu var. Ben de size şunu sormak istiyorum. Basit bir anket açıp ya devam mı, tamam mı falan gibi basit olsun istemiyorum. Buradaki olay yani bu videonun olayı kısa, öz olacak. Eskişehir'de ne var? Ne yok? Ne yapabiliriz? Seçenekleri sunduğum bir bölüm olacak. Paramız daha da kısılıyor. Şimdi içerikte göreceksiniz. Paramız kısıldıktan sonra giden oyuncular, giden kiralıklar, futbolu bırakanlar belki onun üzerinde oyuncumuzdan mahrum kalacağız. Peki kısılan da bütçemizi düşünürsek, sözleşme yenileyemediğimiz oyuncularımızı da düşünürsek e, kimi getireceğiz? Bir şekilde kiralık oyuncu alamazsak bittik. Yani direkt küme düşmeyi her maçı %70 kaybetme ihtimaliyle çıkar çıkar oynarız. Buna eyvallah diyorsanız tabii ki yaparım. Bu arada şunu söyleyeyim. 2 haftalık bir zaman dilimimiz var. Biz ne dedik? Anketten çıkan farklı bir Avrupa size sürpriz bir Avrupa kariyeri yapacağım. Bu güzel olacak. Niye? Çünkü transferler yapılacak. Oyuna dokunuşlar yapılacak. Güncelleme olacak. Ve o kadrolarla uzun vadeli yani böyle 20 bölümü en az 20 bölümü bulacak detaylandırdığımız kadro planlamasını yaptığımız satranç gibi taktikleri yaptığımız bir kariyer sizi bekliyor olacak ama iki hafta var daha bu iki hafta boyunca ne yapalım bir yandan ufak tefek FIFA sıkıştırmaya çalışıyoruz araya farklılık olsun diye ama bu Eskişehir'i salalım mı Eskişehir'le küme düşelim mi yoksa şansımızı sonuna kadar zorlayalım mı bir iki seçenek daha var. Onları da video içinde göreceksiniz. Sadece kümede tutmak yeterli bir hedef mi? Veya aynı bölümlerin, aynı sezonun tekrarını mı yaşarız? Bunu açıkçası ben kestiremiyorum. Hedefimizi başardığımız bir sezondu. Aslında çok da vasat ya da işte aşırı kötü diyemeyiz diye düşünüyorum ben. Çünkü o kadar konuşursak haksızlık yaparız. Zaman zaman çıkış, zaman zaman düşüşlerimiz oldu. Ama şöyle bir baktığınız zaman lig tablosunda 34 maçın 17'sini kaybettik. Yani yarısını kazandık yarısını kaybettik. Bu kadroyla bu imkanlarla yapabileceğimiz buydu. Şimdi ise biliyorum sizler bu yarıda kalmasın bir sezon daha deneyelim belki işte şöyle yaparız böyle yaparız diyorsunuz. İşin sıkıntısı şu bakın burada yönetim ön bütçeyi belirlediği gibi bir saçmalık var. Burada yönetim ne diyor? Gelecek sezon maaş bütçesi 171 bin, transfer bütçesi ise 47 bin olarak belirledi. Küme düşülmesinden ötürü transfer bütçesinde kesinti yapıldı diyor. Ne içmiş bu? Ne içmiş bu? Yani küme düşmedik, kümede kaldık, maaş kontrolü yaptık, bir sürü bedelsiz yani maaşsız oyuncu aldık. Ona rağmen bizim 200 küsür bin olan maaş bütçemizi 170 bine düşürüyor. Transfer bütçesi de 47 bin. Yani elimizi kolumuzu daha da bağladı şu anda yönetim. Eğer ki bu tarz zorluklar çıkarsa, altyapıdan oyuncu çıkaramazsak, oyuncu kiralayamazsak kariyeri devam ettirmem. Bunu baştan söyleyeyim ama transfer döneminde birkaç küçük ışık vadeden oyuncu transfer edebilirsek iki hafta boyunca daha Eskişehir yaparız. Şimdi gelin birazcık detayları inceleyelim bakalım neler olacak karşımıza neler çıkacak. Bu arada Süper Lig'e de şöyle bir göz atalım. Çok rahat bir şekilde Trabzonspor'un kazandığını görüyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş ilk 3'te, Galatasaray 4. Altay'ın küme düşmesi garantilenmiş. Kasımpaşa, Kayseri, Giresun, Konya hatta Göztepe, Antep falan bunlar da düşmemek için son maçlarını oynayacaklar. Mesela şöyle bir şey göstereyim size. Bakın maaşı yıllık 8000 euro. Biz bir oyuncuya en fazla mevcut maaş bütçesinden dolayı, sıkıntından dolayı 5000 euro önerebildik. Bonuslar ekledik ama Okan Turk 5000 euroyu kabul etmedi. Oyuncunun maaşını veremediğimiz için 6. ayda oyuncu serbest kalacak ve bu oyuncu da takımımızın yıldız oyuncusu. Bu oyuncu da bizimle 32 maça çıkmış oyuncu. Şimdi ben bu ayarda ikinci bir oyuncuyu nasıl bulacağım? Bu oyuncuya 8000 euro dahil veremedik. Evet bir haber daha Ali Turan futbolu bırakmayı karar vermiş. Kaptanımız da futbolu bırakıyor. Bir haber daha Ercan Güner'i de futbolu bırakmaya karar veriyor. 40 yaşındaki forvetimiz o da bırakıyor. Pendik Spor Osman Özköylü'nün görevine son verdiği deniliyor. Yoksa adımız Pendik ile mi anılıyor? Ne diyorsunuz? Hazır semtimiz olan yaşadığımız yer olan Pendik Spor'la menajerlik için alınan kriterleri görüntüleyelim yoksa göreve talip mi oluyoruz? Ve Aydın Karabulut da futbolu bırakıyor. Evet şimdi şöyle baktığımız zaman yönetim bize yeni bir sözleşme öneriyor. Gelecek sezon kulübün ekonomik sıkıntılarının giderilmesi. Yani diyor ki hocam sen bir yerlerden para bul kulübe bağışla diyor. İkinci şey kulübün itibarının arttırılması. Yani ne istiyorsun? Dünya kupasına mı götüreyim kulübü? Ve küme düşmemek için savaşılması. Yani bence bilmiyorum. Kararsızım sözleşme yenilemek. Şartlarımız çok kötü beyler. Bakın buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kiralık oyuncumuz gidecek. 3 tane oyuncumuz emekli olacak. Totalde 9 oyuncumuz garanti gitti. 1, 2 tanesinde de sözleşme yenileyemediğimiz için gidecek. 11 tane oyuncudan mahrum kalarak başlayacağız yeni sezona. Ve yapılandırma için bütçemiz de yok. Evet işin sıkıntısı şöyle de bir şey var. Şu anki mevcut maaşımız 207 bin euro ama maaş bütçemiz 170 bin euro. Zaten biz şu anda yıllık 36 bin euro açıktayız. Bunu yeni bir oyuncu almayı bırak, mevcuttan göndermek gerekli. Belki emekli olanlar ve sözleşme yenilemeyenler giderse bu durum değişir. Bakın yılın genç ödülünü Furkan Balaban alırken ikincide Okan Turpu oldu. Yani yılın en genç ikinci oyuncusuna sözleşme öneremiyor. Ben şundan yana değilim. Alt ligde oynamayalım kafasında değilim ama çok kötü şartlar. Şartlar gerçekten çok kötü. Tarsus birinci lige yükselmiş. Ankara gücü Erzurum Burada neler olmuş? Bakın Tuzla İstanbul Menemen Balıkesir aşağıya düşmüş. Şöyle şeye bir bakalım. Kulüp çalışanları, iş piyasası, menajerler. Ve baktığımız zaman Serik, Çorum, Pendik, Sakarya, Manisa, Tuzla. Erzurum da mı düşmüş? Erzurum. Kara düşmüş muhtemelen. Yok kara düşmemiş. Bu arada bunlardan birine de başvuru yapabiliriz. Sonuçta 2 haftalık süremiz var. O 2 haftada farklı bir takımı farklı bir noktaya getirmeye de devam ettirebiliriz bu kariyeri. Ama dediğim gibi yani eski şehirle bir şey yapma şansımız yok. Bunca bölümdür ne izliyorsanız aynısını belki daha kötüsünü izleyeceksiniz. Yani şu anda beklememdeki tek sebep şu. Acaba biz ücretsiz güzel kiralık oyuncu alabilecek miyiz? Yani güzelden kastım ayağı olan, pası 1 değil de 7 8 olan. Yoksa gidip de Sergio Ramos'u kiralamayı ben de beklemiyorum. Evet cumartesi gününe bu küçük videoyu atayım. Siz de görüşlerinizi belirtin. Hem de size de göstermiş olayım. Sonra hoca kaçtı, hoca şöyle, hoca böyle demeyin. Ha yine de yine de ısrar ediyorsanız Eskişehir diye ben de o zaman çekerim. Benim için problem değil. Çıkar çıkar kaybederiz ama bir ortada başarabileceğimiz hedef olmaz. Eskişehir Avrupa'da 109 basamak düşerek 352. oldu diyor. Ya Avrupa ile ne alakamız var arkadaş? Biz kendi kendi ligimizde tutunamıyoruz. Paramız yok, açız. Adam bize Avrupa sıralamasından düştün diyor. Enteresan yaklaşımlar. Şimdi bak mesela Gökay Eser'i önermiş. A artı vermiş yardımcı antrenörümüz. Bedelsiz alınır demiş ama adam en az 7000 euro istiyor. Bunun bonusları falan 10.000 euro. Ya biz yıldız oyuncumuza 8000 veremedik. 5000 verebiliyoruz. Evet beyler ben şimdi size bir e, açık şey bırakıyorum. Sonuçta Eskişehir'de sizin isteğiniz doğrultusunda geldik. 2 haftalık süremiz var. Bu 2 haftada Eskişehir'de sürünmeye devam edelim? durumu görüyorsunuz. Ama derseniz ki hocam bak biz buradan ayrılalım. Bu işin e, Kayseri spor küme düşmüş mesela. Kayseri ile bir alt ligde. Mesela Kastamonu spor var. Düzce spor var. Tepecik var. Sakarya var. Pendik, Çorum, Serik. Bunlardan birini mi zorlayalım? aynı statüde ama farklı takım ya da biraz daha imkanı olan bir takıma mı gidelim? Mesela buradan Şak diye Sakarya'ya gitsek Sakarya ile en azından kadro yapılandırmasını daha kolay yaparız. Sakarya'yı bu sezon Tepeye oynatmaya çalışırız. Böyle bir imkan da var. Eskişehir'in de şartlarını ve oyuncularını görün istedim. Sizinle böylece kısa bir takım üzerinden toplantı yapmış olduk. Bir sonraki maça 62 gün. Sizin yorumlarınızı değerlendireceğim. Düşüncelerinize göre de bir yol çizeceğim. Sadece anket açsam ankette şıkları görüp benim ne demek istediğimi ifade edemeyecektim. Siz sadece fikrinizi belirtirdiniz ama en azından ben de size oyun içerisinde göstererek düşüncelerimi söylemiş oldum. Siz de düşüncelerinizi yazarsanız bir sonraki bölümde nasıl bir yol izlemişiz onunla devam ederiz. Hoşçakalın.